Biraz evvel hava içinde bir takım yabancı maddelerden bahsettik. Tabii kirlilik olduğuna Tabii. göre bir takım maddeler olmalı. Bunu bir sayabilir miyiz kısaca? Ne Tabii. maddeler soluyoruz? Kükürt dioksit, bilhassa hava kirliliğini yapan madde. Tozlar, tozların diğer adı havada asılı partikül olarak geçer. Azotlu maddeler, ozon, en sıklıkla rastladığımız hava kirliliği maddeleridir. Ayrıca yine şehirlerde karbon monoksit ve kurşunda hava kirliliğine neden olan maddeler arasındadır. Yani bayağı bir madde var. Tabii. Peki doktor bey, hava kirliliği zararlı, dolayısıyla sağlığımıza bir takım zararlar veriyor. Genel olarak ne tür zararlar veriyor? Şimdi genel olarak solunum sistemine zararları büyük. Niye solunum sistemine zararları büyük hava kirliliğinin? İnsanda solunumu yapan akciğerlerin içinde sabun köpüğüne benzeyen alveol dediğimiz yapılar var. Bunların yüz ölçümü aşağı yukarı 300 metrekareye tekabül etmekte. Bu ortalama iki tenis sahası kadardır. Ve insanın dış havayla temas eden bu kadar büyük yüzeyi hava kirliliğinden direkt olarak etkilenmekte. Hava kirliliğinin bilhassa kükürt dioksitle yapılan çalışmalarda astım olanlarda astım krizlerini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca yine astımı olmayan normal hastalarda da belirli bir yükseklikte astım oluşturabilmektedir. Yine kronik bronşit ve pnömoni dediğimiz hastalıklara kükürt dioksit zemin hazırlamaktadır. Bundan başka bağışıklık sistemimize kükürt dioksidin kötü yönde etkisi vardır. Fakat kükürt dioksidin bir özelliği vardır. Suda çok kolay eriyen bir maddedir. Bu nedenle nefes alıp verme esnasında %98'i üst solunum yolları tarafından absorbe Güzel. edilir. Ama spor yapmada veya hızlı nefes alıp vermelerde akciğerin derinlerine kadar giderek zararlı etkilerini oluşturur. Bu ıslaklıktan, pardon sözünüzü Evet. kestim. Islak bir mendille bezle geçme hikayesi buradan çıkıyor Tabii herhalde. oradan geçiyor. Onu da Bahsedeceğiz, bahsedeceğim. Bunun dışında yine havada asılı partikül dediğimiz tozlar ve diğer sis, kurum, is gibi maddelerinde ve yine solunum sisteminde astım ve kronik bronşit olayını arttırdığı gösterilmiştir. Daha çok ulaşımla ilgili egzoz gazlarından ortaya çıkan NO2 dediğimiz azotlu maddeler ve yine ozon dediğimiz maddelerde yapılan çalışmalarda da bunların da kısa süre solunmayla bile solunum fonksiyonlarını insanda bozduğu ve uzun sürede de bronş sisteminde bazı kalınlıklara neden olduğu gösterilmiştir. Bildiğimiz gibi yine egzoz gazlarından kurşunlu benzin kullanılmasıyla ortaya çıkan kurşunun da solunmasıyla mide bağırsak rahatsızlıkları, kan hastalıkları ve kemik iliği bozuklukları tıpta bildirilmiştir. Kısaca hava kirliliğinin Zararları. zararları bunlar. Bunlar. Kısaca.